Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei Watch GT 3 akıllı saati inceliyoruz. Biliyorsunuz Huawei son dönemde özellikle böyle aksesuar olsun, bilgisayar olsun, kulaklık olsun gibi ürünlerin sayısını ciddi oranda arttırmaya başladı. Biz de Teknoloji Oku olarak kanalımızda bugüne kadar birçok Huawei akıllı saati incelemiştik. Hatta piyasaya sürülen Huawei akıllı saatlerin neredeyse tamamını inceledik. GT 2 modeli de ki bu elimde tutmuş olduğum 3 modelinin bir önceki modelidir kendisi. Yine kanalımızda inceleme konuğumuz olmuştu. Yukarıdan linkini koyarız. Oradan da eğer bu saati merak ediyorsunuz detaylarını ve özelliklerini görebilirsiniz. Şimdi Huawei geçtiğimiz ay bir Viyana'da bir etkinlik düzenledi. Hatta biz o etkinliğe de katılmıştık. O etkinlikte bu akıllı saatle beraber Huawei Nova 9 telefonunu ve bazı 1-2 ürünü daha tanıtmıştı. Şimdi bu saatin aslında önemli bazı güncellemeler içeriyor Huawei Watch GT 2'ye göre. İsterseniz önce oradan başlayayım ben. Hem önceki modeller arasındaki farkı da görmüş olursunuz. Daha sonra da fiziksel görünüm ve diğer özelliklerle devam edeceğiz. Şimdi GT 2'ye göre en önemli farklardan bir tanesi ekranın birazcık büyümüş olması. Bunun detaylarını ben teknik özellik tarafında vereceğim. Ve ekran büyüdüğü için ve açık söylemek gerekirse ben hani daha keskin ve daha net bir ekran bizleri karşılıyor. Onu söyleyeyim. Özellik olarak işte AMOLED'tir veya diğer çözünürlük ayarları hemen hemen aynı olmakla beraber teknik olarak baktığımızda ya da kullanım deneyimi olarak çok daha net ve parlak bir ekran bize karşılıyor. Bunun dışında en önemli farklardan bir tanesi artık bu akıllı saatin üzerinde Harmony OS işletim sistemi var. Bu da uygulama yüklenebileceği anlamına geliyor. Ki şimdilik çok fazla sayıda uygulama olmasa da önümüzdeki aylarda ben bu sayıların artacağını düşünüyorum ki Huawei geçtiğimiz günlerde duyurduğu Watch 3 serisinde de Harmony OS işletim sistemini kullanıyordu. Bu modelde de GT 3'te de artık Harmony OS gelmiş. Bunun dışında tasarım anlamında da bazı farklılıklar var. Mesela bu model şu anda elimde tutmuş olduğum model en azından hem gri çelik bir griye sahip tasarım olarak aynı zamanda kordon da şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Kordonumuz da yine çelik bir şekilde tasarlanmış. İsterseniz plastik olan sürümü de var. Bunun yani silikon kayışlı olan sürümünü de alabilirsiniz. Onu da gövde siyah renkte. Bu üründe gövde böyle gümüş renkte tasarlanmış. Aynı zamanda bu şeyde çok şık duruyor. Onu da söyleyeyim. Onu birazdan genel görünümde bahsedeceğim. Şimdi birazcık genel görünümden bahsedeyim. Önemli farkları bahsettim ama bazı farklılıklar var. Onları da yine videonun ilerleyen detaylarında söyleyeceğim. Şimdi tasarımda baktığımızda bu Watch 3 serisiyle gelen döndürülebilir ve tıklanabilir tuş artık GT 3 modelinde de karşımıza çıkıyor. Yine alt kısmında hani tuş olduğu çok belli olmayan ama bastığımız zaman da bu egzersiz bölümlerine gittiğimiz ve işte çeşitli egzersiz ayarlarına ulaştığımız tuş konumlandırılmış. Gövde aslında tasarım olarak baktığımızda yani bu tuşları saymazsak önceki modele fazlasıyla benziyor. Söylediğim gibi iki farklı versiyon var. Bir böyle silikon kayışlı olan var. Bir de bu şekilde gümüş renkli olan var. Bir de tabii ki 46 ve 42 milim olarak var. Bu şimdi 46 milim daha çok erkeklerin kullanacağı bir boyutken 42 milimin hem tasarımı da farklı hem de daha çok kadınların kullanabileceği daha böyle şık ve estetik bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Biz tabii ki 46 milim üzerinden anlatıyoruz. 46 milim de kendi içinde silikon kayışlı ve bu şekilde metal kayışlı olmak üzere iki farklı sürümle karşımıza çıkıyor. Bunun dışında kayışın açılma yöntemi çok şık yapmışlar. Şöyle kayışın üzerinde bir düğmemiz var ki bunu detaylarda gösteririz size. Şöyle bastığımız zaman kayışımız açılıyor. Kayış tamamen açılmıyor bu arada. Bu şekilde duruyor. Onu da söyleyelim. Kapatırken de şöyle bir çıt sesi geliyor. Şöyle mikrofonuma yaklaştırayım. Böyle bir ses geliyor ve kapanmış oluyor. Saat çok şık. Onu söyleyeyim. Arka tarafımız bu önemli farklardan bir tanesini az önce birazcık bahsetmiştim. Arka taraf aynı zamanda kablosuz şarj içinde kullanılabiliyor. Ve daha önceki modelde kablosuz şarj yoktu bu arada. Kendi özel şarjını kullanıyorduk. Bu artık bu modelde kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bunun dışında hani fiziksel olarak başka bir hani anlatabileceğin çok fazla bir şey de yok. Şimdi gelelim Huawei Watch GT 3'ün teknik özelliklerine. Ekranda bir tablo görüyoruz. 1.43 inçlik bir AMOLED ekranımız var. 46 milim için söylüyorum. 42 milim de bu 1.32 inç oluyor. Eğer onu almak isterseniz de en azından bilginiz olsun diye söyleyeyim. Özelleştirebilir saat arayüzlerimiz var. Turism 5.0, Harmony OS 2.1 işletim sistemi geliyor. GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS desteği var. Bu önemli bir detay. Bunu kullanım tarafında söyleyeceğim ama 5 farklı GPS sistemini destekliyor. Bu da hani
özellikle spor yapanlar için hassas bir konum takibi yapılabileceği anlamına geliyor. Yapay zeka koşu antrenörümüz var, 100'den fazla egzersiz modumuz var, SPO2 izlemeye, kalp ritmi, uyku ve stres takibi yapabiliyor, 455 mAh'lik pilimiz var, kablosuz hızlı şarj özelliği var, 14 günlük bir pil ömrü, 5 atmosfer su basıncına dayanıklı olduğunu söyledi, fiyat da 2699 TL'den başlıyor. Şimdi gelelim saatin bize sunduğu deneyime. Şimdi daha önce biz Huawei Watch 3'te incelemiştik. Hem Pro olanı hem Pro olmayanı incelemiştik. Onun önemli bir farkı vardı. Onun üzerinde bir eSIM özelliği bulunuyordu. Yani SIM kart desteği, elektronik SIM kart desteği vardı. Bu modelde yok ama işletim sistemi olarak Huawei Watch 3 ile aynı. Harmony OS kullanıyor. Bu yan yüzde bulunan düğmeye bastığımızda böyle minik minik ikonlar çıkıyor. Bu ikonlarla beraber biz bu akıllı saate uygulamada yükleyebiliyoruz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi olmuş. Bunun için tabii ki Huawei sağlık uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Daha doğrusu saati telefonunuza tanıtmak için öncelikle Huawei sağlık uygulamanızı yüklemeniz gerekiyor. Eğer Huawei marka bir telefonunuz yoksa. Huawei marka telefonunuz varsa zaten muhtemelen o uygulama yüklüdür diye tahmin ediyorum. Bunu yükledikten sonra rahat bir şekilde telefonla bu saatin eşleştirmesini sağlıyorsunuz ve bu sayede saatinizi rahat bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Huawei sağlık uygulaması güzel. Biz daha önce çok fazla anlatmıştık bunu ama hızlıca bir detayda geçeyim. Saatin arayüz üzerinden değiştirmekten işte uyku durumunuzu takibe ki günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak bakabiliyorsunuz. Attığınız adım sayınızı görmekten birçok şey aslında bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Güncellemeleri vesaire de yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu yüzden sağlık uygulamanızı mutlaka kurmanız gerekiyor. Çünkü saatle ilgili ayarları ve birçok işte arayüzdü, şuydu, buydu, işte saat kadranları vesaireyi hepsini bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunun da önemli bir detay olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında egzersiz tarafına gelecek olursak bu alttaki düğmeye bastığımızda bir sürü kurslar, egzersizler, şunlar bunlar çıkıyor. Burada mesela kurslar ve planlar var. Buraya girdiğimiz zaman bize belli bir yapay zeka antrenörü destek sağlıyor. Diyor ki mesela şu kursu yapın, şu hareketleri yap, buraya yap, bunu yap gibi işte bazı mesela ön tanımlı kurslar diyor. 13 tane kurs var burada. Koşu, yürüyüş, temel diyor 22 dakika. Burada saat bize diyor ki şu kadar yürü, şöyle yap, bunu yap, daha sonra şunu yap diye bir aslında personal training diyorlar bunlara. Hani kişisel asistan gibi böyle spor hocası gibi size bazı desteklerde, bazı yorumlarda bulunuyor. Bu da güzel bir şey. Bunun dışında hani birçok aktiviteyi takip edebiliyor. Siz bunu otomatik de yapıyor isterseniz. İstiyorsanız kendiniz de böyle hani açık alanda yürüdüm, koşu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım gibi bunları takip edebiliyorsunuz. Az önce söylediğim teknik özelliklerde 5 farklı GPS teknolojisinin üzerinde barındırıyor. Bu da ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu işe yarıyor. Özellikle açık havada yaptığınız koşularda, yürüyüşlerde, spor aktivitelerinde hem haritada görme, hem işte yaptığınız konumları görme vesaire görme gibi bütün özellikleri yine saat üzerinden kullanabiliyorsunuz ki bu önceki modellerde de vardı ama 5 tane değildi. Burada artık hani Huawei demiş ki artık siz bir şekilde herhangi bir uyduya mutlaka bağlanırsınız demiş. Bence bu da güzel bir şey olmuş. Saatin tabii ki daha önceki modellerde de karşımıza çıkan işte nabız takibi, uyku takibi, stres takibi gibi özellikleri var. Uykuda size bayağı ciddi şeyler söylüyor. Hani bu akşam şöyle uyudun, böyle uyudun, bu kadar uyudun, 3 kere uyandın, 5 kere uyandın, daha erken yatmalısın. Böyle bayağı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerin tamamını sağlık uygulaması üzerinden yapıyor bu arada. Az önce bahsettiğim gibi. O uygulama üzerinden de böyle hani ne kadar uyuduğunuzu, o gün ne kadar uyuduğunuzu, bir hafta önce ne kadar uyuduğunuzu, bir yıldır ne kadar uyuduğunuzu, ortalamanızı, şusunu, busunu hepsini görebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Özellikle böyle hani sporla ilgilenenler için bence veya sağlığına dikkat edenler için önemli özellikler sunuyor. Kalp ritminizi anlık olarak takip ediyor ve bunu aynı yine uygulama üzerinden haftalık, aylık, yıllık olarak görebiliyorsunuz kalp ritminizi. Stres takibinizi yapabiliyor. Bu ve benzeri özellikler önceki modellerde de vardı. Bunda da yine aynı şekilde bulunuyor ve size bazı tavsiyelerde de bulunabiliyor. İşte kalp ritminiz arttı ya da uykunuzu şöyle yapın gibisinden bazı tavsiyelerde de bulunabildiğini söyleyeyim. Akıllı saatin bir de telefon görüşme yapma özelliği var. Üzerinde mikrofon ve hoparlör olduğu için telefon araması geldiğinde ve telefonla eşleştirmişseniz eğer telefon görüşmelerini akıllı saat üzerinden de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefondaki müzikleri veya kendi üzerine yüklediğiniz müzikleri de çalabilme özelliğinin olduğunu da belirteyim. Biraz da ekrandan bahsetmek istiyorum. Şimdi ekran bir parça büyümüş. 1.39'du 1.43 olmuş. Önceki modellerde 1.39 inçti. Az önce söylediğim gibi hani kullanım olarak bir tık daha böyle daha keskin ve daha büyük bir alan olduğu için hani saatin alanı büyümeden ekranı büyütmüşler. O da
bence kullanım açısından çok daha faydalı olmuş ve günün içinde böyle hani kullanırken de bu alanın büyük olması, ekranın büyük olması, işte çerçevenin böyle saatin ekranıyla neredeyse bütünleşik olması önemli katkılar sağlıyor. Özellikle de ben deneyimsel olarak söyleyeyim. Bunlar çok işe yaradığını belirteyim. Şimdi bir de sağlıklı yaşam asistanı özelliği var. Bu özellik sayesinde size işte kalkmanız gerektiğini söylüyor. Ki bu önceki saatlerde de vardı bu arada ama bunu biraz daha geliştirmişler. İşte ayağa kalkın diyor, 45 dakikadır oturuyorsunuz diyor. Bazen ben mesela otobüs yolculuklarında falan hani hadi kalk dolaş diyor. Veya çok bilgisayar karşısında vakit geçirdiğimde kalkıp bir dolaşmamı öneriyor mesela. Saatin böyle güzel yapay zeka özelliklerinin olduğunu da belirteyim. Şimdi gelin pil tarafına. Pil tarafında şöyle bir kablosuz olarak kullanılabilecek bir adaptörümüz var. USB'den bağlanıyor ama isterseniz ters kablosuz şarj özelliği olan bir telefon ya da bildiğimiz standart bir kablosuz Qi, herhangi bir şekilde Qi desteği olan bir kablosuz şarj ünitesiyle de saatinizi şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel bir haber. Pil ömrü 14 güne kadar gidiyor. 14 günlük pil ömrü rahat bir şekilde hani birçok işlemimizi yapmamızı sağlıyor. Ben bu pil ömrünü beğendim. Çünkü ben hani 2 günde 3 günde pili biten saatleri çok sevmiyorum. 14 gün boyunca şarj etmeden de gidiyor. Veya arada mesela kablosuz bir şarj ünitesi buldunuz. Hemen koyup şarj edebiliyorsunuz. Bence de bu güzel bir özellik. Öte yandan şu şey çok hoşuma gitti. Belki onu merak edenler vardır. Şimdi bu kayışı aldınız ama bileğinize olmadı. Bol geldi, küçük geldi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kayışın üzerinde minik baklalar var. Bunu detaylarda mutlaka gösteririz. Hatta kutusundan da şöyle özel bir bunu bakla diyorum ben ama belki başka bir isim de olabilir. Şöyle ekstra da bir parça çıkıyor. Allah düşürdük yere. Şöyle ekstra da bir parça çıkıyor. Bu parçayı da takarak hani bileğiniz çok kalınsa eğer daha da uzatmış oluyorsunuz. Burada bunun takma çıkartma yöntemi çok kolay. Her bir kayışın hem sağ tarafındakini hem sol tarafında burada bir sayayım bakayım. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Çünkü ben bir tanesini çıkarmıştım. 5 sağda, 5 de solda olmak üzere çıkartılabilir minik baklalar var. Bunlardan işte mesela 2 tanesini çıkardınız. Bileğinize uygun hale getirip tekrar takabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey olmuş. Yani ben ilk aldığımda biraz bol gelmişti. Ya dedim bunu nasıl hani açacağız, nasıl çıkartacağız diye düşünmüştüm. Böyle bir teknoloji kullanmaları iyi olmuş. Ha bu arada standart bir kayış 22 mm olduğu için silikon kayış takarak da bunu kullanabilirsiniz. Veya farklı kayışlarınız varsa onları takarak kullanabileceğinizi belirteyim. Evet, videonun sonuna doğru yaklaştık. Şimdi biraz da fiyat meselesinden bahsetmek istiyorum. Bu ürün iki farklı fiyattan satılıyor. Daha doğrusu iki farklı sürüm var demiştim. Hani 46 milimden bahsediyorum bu arada. 46 milimin bir böyle metal gövdeli veya daha doğrusu gümüş renkli olup ki tamamı çelik paslanma çelikten ötürmüş her iki model ama buradaki gümüş renkli olup aynı zamanda kayışının da gümüş renkli olduğu bir sürüm var. O 3399 TL. Bir de bu ürünün arkadaşlar silikon kayışlı olup siyah gövdeli olan sürüm var. O da 2699 TL. Fiyatlara baktığımızda sunduğu özelliklere göre nispeten makul olduğunu söyleyebiliriz. Elbette hani bu özellikleri almaya kalktığımız zaman bir saat üzerinde fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde oluyor. Bu bakımdan fiyatında sunduklarına göre bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Makul olduğunu söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili teknolojioku.com takipçileri. Bu videoda sizlere Huawei Watch GT3'ü anlatmaya çalıştık. Çok yeni bir akıllı saat. Piyasaya yeni bir şekilde sürülüyor. Hatta belli kampanyalar da var bu akıllı saatle ilgili. En azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte vardı. Kulaklık vesaire hediyeleri de oluyor. Onları da bir Huawei'nin kendi internet sitesinden bakmanızı mutlaka öneriyorum. Oralarda bazı güzel indirimler, güzel kampanyalar da oluyor. Zaman zaman en azından biz burada çektiğimizde vardı. Bu akıllı saatle ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan ya da şöyle bir özelliği var mı, böyle bir özelliği var mı diyeceğiniz sorularınız varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.